arabaların seslerini... arabaların... Bir dakika. Yavaş gel, şimdi açacak kapanacak gel. Dur, çekme Long Beach'ten herkese selamlar diliyoruz. Bugün Amerika'daki 3. günümüz aşağı yukarı. Bir 15-20 günlük serüvenimiz var biliyorsunuz. Sürekli arabaları çekiyoruz, sürekli bir şeyleri çekiyoruz. Bugün de Amerika'nın en büyük drift organizasyonlarından bir tanesi Long Beach'in sokaklarını kapatıyorlar ve orada arabalar drift ederek yarışıyor. Yani ben size görüntüleri de göstereceğim. Sürekli bir drift halinde olacaklar. Böyle lastik kokusundan, gürültüden geçemeyeceğiz muhtemelen. Her şeyimizi yanımıza aldık. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Burç'un arabasını atlayacağız. Oradan da drift'e gidiyoruz. Hadi bakalım beraber izleyelim. Yolun ortasına durdu lan yani. Yani bizim önümüzde yani. Evet arkadaşlar, şu anda Amerika'nın en büyük drift olayından bahsetmiştim. Oradayız. Burada müthiş bir M3 var. Sizi bununla karşılamak istedim. Şöyle gel Burç, birazcık arabayı da çekebilelim. Burada arkadaşlar gün boyu drift yapılacak. Size ara görüntüler vereceğim. İçeriye girebildiğim yerlerden içeriye gireceğim. Biletimiz var ama hani çok da özel yerlere Türk mantığıyla kaçmaya çalışacağım. Bakalım becerebilirsek. Burada harika bir gün bizi bekliyor olacak. Arabaların sesleri var ya, duyuyorsunuz. Nereye gidiyorsun oğlum, sesimi çekeceğim. Arabaların seslerini... Arabaların... Bir dakika. Arabaların seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar. İnanılmaz yani, bu oradan ne kadar geliyor bilmiyorum ama yakındayken konuştuğumu kendim zor duyuyorum ve buradan o kadar hızlı drift atarak dönüyorlar ki birazdan onları sağlı sollu yarışırken göreceksiniz. Daracık yollarda, yani şehir içi yollarda. Aman neyim, gözünüzü seveyim. Kimse bu videodan sonra heyecana kapılmasın. Hadi devam edelim. Da içindeymiş. Oo, nasıl? Arkadaşlar şu anda arkamda gördüğümüz araba ısınma turlarında maalesef kaza yapmış. O yüzden içinde de şoför vardı. Çok da çekmek istemedim. Ağlıyor, gördün mü? Bayağı kötü durumdaydı. Ağlıyor muydu? Ağlıyor, vallahi ağlıyor. Ağlıyormuş yani. Korveti patlatmış. Yarışmaya da katılamayacağı için oldukça üzgün görünüyor. Arkadaşlar bu en tipik arabalardan bir tanesi. Birazdan size detaylı olarak göstereceğim. Artık bunlar çok fazla bu drift olaylarında kullanılıyor. Günümüzde Türkiye'de de kullanılıyor. Çok seviliyor yani bu araçlar. Oldukça agresif. Farklı bir body kit olmuş, wide body olmuş. Motorunda bir sürü oynama var. Birazcık detaylarına bakalım. Oradan farklı bir araba. Datsun var arkada. Burada ancak Amerika'da göreceğiniz bir araba. Birazdan oraya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, işte size bahsettiğim Datsun. Size şimdi arabanın detaylarını göstermek istiyorum. Tam 900 beygir gücünde, 1000 torktan fazla, tam bir canavar. Habire gitme ben gittikçe. Değişelim. Tamam işte, üstüme doğru gel, ben geri dönerim. Tam bir canavar arkadaşlar. Şimdi size tam bir canavar arkadaşlar. Şimdi sizi detaylarla baş başa bırakıyorum. Arkadan sürekli böyle sesler geliyor. Kafam karışıyor arada bir. Artık idare edin. Buyurun. GTR Skyline.
Burada bir swap işlemi yapılmış. O yüzden bu kadar yüksek beygirli. Hiç bu şekilde bir Auris. Ben Auris'e benzettim ama üstünde Corolla yazıyor. Hiç bu şekilde bir Auris gördünüz mü arkadaşlar? Ya da Corolla. Evet arkadaşlar. Kardeşimiz düşük bel modasını biraz fazla abartmış. Evet, burada da Ferrari arkadaşlar, yarışın en iddialı arabalarından bir tanesi. Şimdi size birazdan motoru falan göstereceğim. Manyak bir modifiye var. Dışında tekerlerinden tut da içindeki motora kadar, koltuklara kadar bambaşka bir şey. Arkada nose var zaten. Böyle sanayi tüpü yani. Gelin şimdi onun içine bakalım beraber. Evet, gördüğünüz gibi arabanın içine oldukça boşaltmışlar. Sadece geriye gerekli malzemeler kalmış arkadaşlar. Yani ne davlumbaz ne bir şey, hiçbir şey kalmamış içinde. Bu Ferrari'nin arka tekerlerine dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. 2 adet kaliper var. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu Corvette'in sahibi ısınma turlarında kaza yaptıktan sonra içeride ağlıyordu. Çok da fazla çekmek istemedim. Kötü bir görüntü oluşmuştu çünkü. Yani bizim de içimiz parçalandı. Ama şu anda yarışa yetiştirmeye çalışıyorlar. Yarışla başlamak üzere. Size birazdan yarışla ilgili görüntüleri de vermeye başlayacağız. Çok zevkli bir organizasyon. Yani Amerikalıların işte böyle şeylerle karşılaşma şansları var. O yüzden bu konuda şanslılar. Adamlara ilimlenmemek elde değil. Çünkü hafta sonu böyle bir organizasyona gidebiliyorlar. Ya da hafta içi böyle bir organizasyona gidebiliyorlar. Değil mi Burç? Birazcık sen de bunu yaşıyorsun burada. Evet, kesinlikle öyle. En büyük sıkıntılardan birisi burada, ülkemizin sıkıntısını fark ediyoruz. Bizde hobi diye bir şey çok fazla yok. Tabii ki olan insanlar var ama burada çok yaygın. Hafta sonu oldu mu insanlar ya bir dağa tırmanışa, ya kayak yapmaya, ya işte atıyorum kano binmeye gidiyorlar ama Türkiye'de ne yazık ki işler aynı şekilde değil. Burada gördüğünüz gibi böyle bunlar hobi tarzında çok fazla yapılıyor. Biraz gidip çamaşır yıkayacağız arkadaşlar. Çok yorgun olmamıza rağmen. Çünkü çekim yapıyorum. Her gün kıyafet değiştirmem lazım. Çamaşır suyumuz da burada. Onu da hallettikten sonra tekme attın valizime. Vurma lütfen. Lütfen. Artık biz gidelim daha fazla rezil olmadan. Görüşmek üzere. İyi geceler.